Herkese merhabalar. Bu videomuzda analitik hiyerarşi süreci yani AHP ile ilgili örnek bir uygulamanın çözümüne yer vereceğim. Ve örnek uygulamamı çözerken de Super Decisions adlı paket programdan yararlanacağım. Analitik hiyerarşi süreci 1970'li yıllarda geliştirilen, Saati tarafından geliştirilen bir çok kriterli karar verme yöntemi. Ve karmaşık yapıdaki karar problemini hiyerarşik bir yapıyla formüle ederek çözüm elde etmeyi amaçlıyor. Karar probleminde yer alan kriterlerle ilgili göreceli önem düzeylerinin belirlenmesinde de yine uzman görüşünden yararlanılıyor AHP'de. Ve böylelikle karar probleminde yer alan ana kriterler ve varsa alt kriterler ve onların alt kriterleri ikili bir şekilde karşılaştırılarak çözüm elde edilmeye çalışılıyor. AHP hem bir kriter ağırlıklandırma yöntemi yani subjektif bir kriter ağırlıklandırma yöntemi olarak kullanılabilir ya da karar alternatifleri arasında seçim yapılması problemlerinde kullanılabilir. Burada AHP modellerinin çözümünde Super Decisions, Expert Choice gibi kendine has paket programlar var literatüre baktığımızda. Ya da daha hiyerarşik yapının karmaşık olmadığı durumlarda Microsoft Excel yardımıyla bu problemleri de çözmek mümkün. Şimdi ben videoda çözümünü gerçekleştireceğim örnek uygulamadan kısaca bahsedeyim. Bir tedarikçi seçim problemi. Bu arada bu ikili karşılaştırmada kullandığım skalaya yer verdim. Burada 9'lu bir skala var Saati tarafından. Burada kriterler bu skalaya göre değerlendirilecek ve uzmanlar bu skalayı dikkate alarak değerlendirmelerini yapacaklar. Probleme dönecek olursak tedarikçi seçiminde 4 tane ana kriter, kalite, fiyat, teslimat ve firma özellikleri olmak üzere belirlemişiz ve bunların da alt kriterleri var. Hepsinin altında alt kriterler yer alıyor. Ve nihayetinde ABC olmak üzere 3 tane tedarikçi alternatifim var. Ben bu tedarikçi alternatifler arasından en iyisini seçmeye çalışacağım. Çözümü Super Decisions paket programı ile gerçekleştireceğim. Paket programı Super Decisions'ı superdecisions.com'dan indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde ve orada bir üyelik oluşturarak bunu kullanabilirsiniz. Şimdi kriterlerin birbirleri arasında değerlendirmesi gerektiğini söylemiştik. Dolayısıyla uzman görüşü alarak hem ana kriterlerimizi hem de alt kriterlerimizi değerlendirmelerini yaptık. Burada ana kriterlerin karşılaştırılması, alt kriterlerin kendi içerisinde karşılaştırılması ve alt kriterlere göre tedarikçilerin karşılaştırmaları mümkün. Yine bahsettiğim üzere buradaki skala kullanarak bu değerlendirmeler yapıldı. Örneğin kaliteyle fiyatın kesiştiği yerde 3 yazdığını görüyorum veya kaliteyle teslimatı kesiştiği yerde 5 yazdığını görüyorum. Buradaki satırdaki kriterin sütundaki kriterden ne kadar, hangi düzeyde önemli olduğunu gösteriyor. Örneğin kaliteyle teslimat arasında 5 yazması burada kalitenin teslimattan kuvvetli derecede önemli olduğunu gösteriyor. Tüm değerlendirmeler bu skala kullanılarak yapılıyor. Tabii ki kalite teslimattan 5 kat daha önemliyse teslimatta kaliteden 1/5 kat ya da 1/5 düzeyinde az önemli olmuş oluyor AHP aksiyonlarından karşılıklı kıyas aksiyonuna göre. Tüm bu ikili değerlendirmeler, ikili karşılaştırmalar yapıldıktan sonra şimdi çözümü Super Decisions adlı paket programla gerçekleştireceğim ve programı çalıştırdığımda karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Şöyle büyütebiliriz. Burada tabi file menüsünde yeni bir dosya açma, kapatma, kaydetme, dosyayı buraya aktarma gibi yazdırma gibi opsiyonlar var klasik. Biz öncelikle burada design menüsünü kullanacağız ve buradaki az önce burada gösterdiğim tedarik seçim problemindeki bu hiyerarşik yapıyı programa aktarmam gerekiyor. Bunun için Super Decisions paket programındaki Design menüsünü kullanmış olacağım. Burada Design menüsüne geldiğimde Cluster ve Node olmak üzere iki farklı opsiyon görüyorum. Cluster kümeyi, Node ise düğümleri ifade ediyor. Şimdi hiyerarşik yapıyı aktarmaya başlayalım. Burada yeni bir Cluster yani yeni bir küme ekleyerek işe başlıyorum. Ve karar problemi yani tedarikçi seçiminin ilk aşaması burada amacı ifade edecek bize. Şöyle biraz fontlarını ayarlayıp yazı tiplerini değiştirebilirsiniz. Öncelikle kümeleri oluşturmakla başlayalım. Save dediğimde bakın burada bir amacım var benim ve bu amaç en iyi tedarikçiyi
seçmek. Bunun içerisindeki düğümleri ve her ana kriter altındaki düğümleri biraz sonra tamamlayacağım. Şimdi öncelikle clusterları, kümeleri tanımlayalım. Tekrar yeni bir küme ekliyorum ve buna da ana kriterler adını veriyorum. Save diyorum tekrardan. Çünkü en iyi tedarikçi seçimi amacımın altında 4 tane benim ana kriterim vardı. Böyle büyütebilirsiniz. İstediğiniz noktaya sürükleyebilirsiniz. Ana kriterlerim kalite, fiyat, teslimat ve firma özellikleri. Bunları da biraz sonra tanımlayacağım. Öncelikle kümeleri tanımlıyorum. Yeni bir küme daha tanımladım. Buradaki ana kriterlerin altındaki düğümleri tanımlamam için burada alt kriterleri de tanımlamam gerekiyor. O halde kalite alt kriteri diyorum. Create another dediğinizde yeni bir küme ekleyebilirsiniz. İkinci kriterim fiyat alt kriteriydi. Bunu da ekledim. Fiyat alt kriteri. Üçüncü teslimat alt kriteri. Create another'la yeni bir tane daha ekledim. Ve firma özellikleri alt kriteri dedim ve save butonuyla işlemi tamamladım. 4 tane çünkü alt kriterim vardı. Bu alt kriterlerin içinde yani kalite, fiyat, teslimat ve firma özellikleri alt kriterlerin altında kriterler bulunduğu için bunları buraya düğüm olarak bir sonraki aşamada tanımlayacağım. Şimdilik böyle kalabilir. Son olarak alternatiflerimi de tanımlayalım. Alternatifler diyorum ve save diyorum. Buraya da karar alternatifleri yani tedarikçi alternatiflerini tanımlamam gerekiyor. İlk aşamayı bu şekilde geçebilir. Şimdi ikinci opsiyonu kullanmam lazım. Yani düğüm eklemem gerekiyor. Yeni bir düğüm eklemeye bastığımda Node ve New işlevini kullandığımda zaten hangi kümenin altına eklemem gerektiği konusunda bir pencere çıkıyor. Örnek veriyorum benim amacım neydi? Amaca tıklıyorum. Okey diyorum ve amacım neydi? En iyi tedarikçi seçimiydi amacım. Yine buradan fontunu biraz küçültelim içine sığsın diye. Rengini ya da işte yazı tipini falan değiştirebiliyorsunuz. Save dediğimde bakın amacın içine bir düğüm olarak tanımladım. Amaç neydi? En iyi tedarikçinin seçimi. Şimdi ana kriterlerim için yine bunun altına düğüm olarak tanımlamam gerekiyor. New diyorum. Tekrar soruyor bana nereye bir düğüm eklemem gerektiğini. Ana kriterlere tıklıyorum ve ana kriterlerin altında yer alan kalite, yine create another diyorum. Fiyat, create another diyorum. Teslimat ve firma özelliklerini eklemiş oluyorum. Ana kriterlerim zaten 4 taneydi. Bunları da ana kriterler kümesi içinde bunları birer düğüm olacak şekilde ekledim. Ana kriterlerimin altında yani kalite, fiyat, teslimat ve firma özelliklerinin altında alt kriterler olduğu için aşağıda birer küme daha eklemiştim bunlar için. Şimdi bunların alt yani kalitenin alt kriterlerini tanımlayalım programı. Yine not diyorum ve new diyorum. Kalite alt kriterleriyle başlayalım öncelikle. Kalite alt kriterlerine tıkladığımda okey diyorum. Kalitenin alt kriterleri neydi? Ürün kalitesi ve servis kalitesiydi. Yazalım. Ürün kalitesi ve servis kalitesi dedik. Böylelikle kalitenin altında yer alan iki tane ana alt kriteri yani kalite ana kriterinin altında yer alan iki tane alt kriteri tanımlamış oldum. Şimdi fiyata gelelim. Tekrardan yeni bir düğüm ekliyorum. Nereye eklemem gerektiğini soruyor. Fiyat alt kriterini seçiyorum. Fiyatın altında neler vardı? Uygun fiyat ve fiyat iskontosu. Uygun fiyat. Create another. Fiyat iskontosu dedim. Save dedim. Gördüğünüz üzere fiyatın alt kriterleri de buraya gelmiş oldu. Teslimatın alt kriterlerini teslimat ana kriterinin alt kriterlerini ekliyorum ve yeni bir küme oluşturuyorum burada ve teslimatı seçiyorum. Teslimat alt kriterine okey dediğimde yeni bir pencere çıkıyor ve buradaki zamanda teslimat ve doğru miktarda teslimatı buraya ekliyorum. Zamanında teslimat ve
Doğru miktarda teslimat diyorum. Bunlar da buraya geldi. Son bir ana kriterim kalmıştı. Firma özellikleri. Onu da şöyle biraz büyütelim. Bunun alt kriterlerini eklemem gerekiyor. Tekrar dizayn menüsü not ve nive tıklayarak firma özelliklerinin altına ekleme işlemi yapıyorum. Buradaki alt kriterleri neydi? Referanslar, kurumsal imaj ve bilgi sistemleri altyapısı. Referanslar, kurumsal imaj ve bilgi sistemleri altyapısı diyerek burayı da tamamlamış oldum. Firma özelliklerinin alt kriterlerini bir düğüm olarak buraya ekledim. Son bir işlemim kaldı. Alternatiflerin altındaki düğümleri belirlemek. Alternatiflere tıklıyorum. Kaç tane alternatif vardı? Tedarikçi alternatif 3 tane vardı. A, B ve C ile bunları göstermiştik. Bunları da bu şekilde aktarmış olalım programa. Böylelikle hiyerarşik yapının şeklen buraya aktarımını sağlamış olduk. Şimdi burada tabii hiyerarşik yapı oluşturulduktan sonra burada kriterler için kriterler arasındaki o bağlantıları sağlamam gerekiyor. Bunun için yine Design menüsünden Node Connections From ya da F2 tuşuna basarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yani bağlantıları sağlamam gerekiyor. Şimdi burada Node Connections From'a tıklayarak. Örneğin en iyi tedarikçi seçimi de dikkate aldığım ana kriterlerim nelerdi benim? Kalite, fiyat, teslimat ve firma özellikleriydi. Bakın Node Connections From'a tıkladığımda en iyi tedarikçi seçimindeki ana kriterleri burada seçmem gerekiyor. Burada kalite, fiyat, teslimat ve firma özelliklerini seçiyorum. 4 tane ana kriterim vardı ve okey diyorum. Böylelikle bakın bir ok çıkmış oldu ana kriterlere doğru. Kalite, fiyat, teslimat ve firma özelliklerine göre. Şurada pembe bir buton var. Show Node Connections yani bağlantıları göster dediğimde bakın tedarikçi seçiminin üstüne geldiğimde kimlere bağlan yani hangi ana kriterlere bağlı olduğunu görmüş oluyorum. Üzerine geldiğinde bakın kırmızı bir işaret yandı. Tekrar bunu kapatıyorum. Benzer şekilde buradan yapabileceğimiz gibi şuradaki yeşil butonu yani Made Node Connections butonunu kullanarak da bunu yapmak mümkün. Buna tıkladığınızda kaliteye tıklıyorum ve ürün kalitesi ve servis kalitesini ise sağ tıklayarak bu işlemi de yapabilirsiniz. Yani aynı işlemi buradan da yapabiliyoruz. Ya Design'dan Node Connections From'a tıklayıp kaliteye tıklayıp açılan pencerede ürün kalitesi ve servis kalitesini seçeceğiz. Ya da buradaki yeşil butona tıklayıp kaliteye tıkladıktan sonra ürün kalitesi ve servis kalitesine sağ tıklayacağız. Bakın kaliteyi nereye bağladım? Ürün kalitesi ve servis kalitesine bağlamış oldum. Benzer işlemi diğer kriterlerim için de yapalım. Yine buradaki yeşil bağlantı butonuna tıklıyorum. Fiyata tıklıyorum. Uygun fiyat ve iskontoya sağ tıklıyorum. Böylelikle fiyatı uygun fiyat ve iskontoya bağlamış oldum. Yani fiyatın alt kriterlerinin bunlar olduğunu tanıtmış oldum. Teslimata tıklıyorum. Zamanda teslimat ve doğru miktarda teslimata sağ tıkladım. Yani teslimatın alt kriterlerinin bunlar olduğunu tanımlamış oldum. Firma özelliklerini tıklıyorum. Referanslar, kurumsal imaj ve bilgi sistemleri altyapısına sağ tıklayarak bu işlemi yapabiliyorum. Ana kriterlerin hangilerin alt kriterler hangi ana kriterlere ait olduğunu bu şekilde tanımlamış oldum. Tekrardan son bir işlemim kaldı. Artık tüm alt kriterlerime göre karar alternatiflerim yani tedarikçi alternatiflerim değerlendirilecekti. Yine şuradaki yeşil butonu yani Make Node Connections butonunu kullanmak biraz daha hızlı bir şekilde bu işlemi yapmamı sağlıyor. Şuna tıkladıktan sonra tüm alt kriterleri seçiyorum. Bakın ürün kalitesi, servis kalitesi, uygun fiyat, fiyat iskontosu. Bunları CTRL'ye basarak hepsini seçebiliyorum. Aynı anda seçtim ve A'ya sağ tıkladım, B'ye sağ tıkladım ve C'ye sağ tıklayarak bu işlemi sonlandırmış oldum. Yani tüm alt kriterler tüm karar alternatifleri de bu alt kriterlere göre değerlendirileceği için
bu bağlantıyı da sağlamış oldum. Dediğim gibi buradaki pembe buton Show Not Connections, yani bağlantıları göster'e tıkladığımda bakın ürün kalitesinin, servis kalitesinin gördüğünüz üzere uygun fiyatın, fiyat iskontosunun, zamanında teslimat, doğru miktar hepsinin artık karar alternatiflerine bağlanmış olduğunu gördüm. Hiyerarşik yapıyı oluşturduktan sonra bu bağlantıları sağlamamız gerekiyor. Bu bağlantıları da sağladıktan sonra dediğim tekrar vurgulayayım. Made Not Connections, buradaki yeşil butonu kullanarak ya da burada tek tek Not Connections From ya da F2'ye basarak bunu sağlayabiliriz. Şimdi ikili karşılaştırmaları programa tanıtmam gerekiyor. İkili karşılaştırmalar az önce Word dosyasında gösterdiğim durum saatinin 9'lu skalasını, bu skalanın kullanılarak tüm ikili karşılaştırmaların yapıldığı durum. Şimdi ikili karşılaştırmalar için tekrar Super Decisions programına dönüyorum ve örneğin tedarikçi seçimi ve şurada SS Compare'de Pairwise Comparisons, yani ya da F5'e de basabilirsiniz. Pairwise Comparisons'a bastığımızda tüm ana kriterleri ve alt kriterlerin ikili karşılaştırmalarını ve alt kriterlere göre alternatiflerin değerlendirmelerini buraya yansıtmam gerekiyor. Pairwise Comparisons, ikili karşılaştırmaları yapmam gerekiyor. Ve en iyi tedarikçi seçimine tıklayarak Pairwise Comparisons'a basarsam ana kriterleri karşılaştıracağım bir pencere karşıma çıkıyor. Burada gördüğünüz üzere 9'lu skala hazır bir şekilde verilmiş. Ana kriterlerin firma özellikleri, fiyat, kalite ve teslimatı. Bunlar ise burada yer almış oluyor. Burada öncelikle ana kriterlerin tanımlamalarını o halde biraz küçültelim. Word dosyasını da açalım. Oradan görerek bu aktarımı yapmış olalım. Bakın ana kriterler dikkate alındığında şuradaki karşılaştırmayı programa girmem gerekiyor. Şimdi ilk satıra tıkladığımda firma özellikleriyle fiyatı karşılaştırmamı istiyor. Firma özellikleriyle fiyatın olduğu yere baktığımda ben 1 görüyorum. Yani bu ikisi eşit önem düzeyindeymiş. Dolayısıyla 1'e tıklıyorum. Zaten burada da yazıyor. Firma özellikleriyle fiyatın eşit önem düzeyinde yer aldığını söylüyor. İkinci satıra tıkladığımda bakın firma özellikleriyle kaliteyi kıyasla istiyor. Firma özellikleri kaliteden 5 düzeyinde daha az önemli. Yani kalite firma özelliklerinden 5 düzeyinde daha önemli. Yani kuvvetli düzeyde daha önemli. Dolayısıyla burada kalitenin olduğu taraftaki 5'i işaretliyorum. Yani kalite 5 düzeyinde firma özelliklerine göre daha önemli. Ya da firma özellikleri 1 bölü 5 düzeyinde daha az önemli şeklinde bunu yorumluyorum. Firma özellikleri son bir değerlendirmem kaldı. Kim neydi? Üçüncü satıra tıkladığımda bak firma özellikleri teslimatı kıyaslamam isteniyor. Firma özellikleriyle teslimatın olduğu yerde 5 yazdığını görüyorum. O halde firma özelliklerinin olduğu taraftaki 5'i tıklıyorum. Yani firma özellikleri teslimattan kuvvetli derecede daha önemli şeklinde bu ki değerlendirmeyi buraya aktarmış oluyorum. Dördüncü satıra geldim. Bakınız fiyatla kalite var. Fiyatla kalitenin kesiştiği yere hemen bakıyorum. Kalite fiyattan 3 düzeyinde daha önemli. Veya bir başka deyişle fiyat kaliteden 1 bölü 3 düzeyinde daha az önemli. O halde burada kalitenin olduğu yerdeki 3'ü tıklamış oluyorum. Yani kalite fiyattan daha önemli olduğu için. Tekrar buraya geldim. Fiyatla teslimata bakıyorum. Fiyat teslimattan burada 3 düzeyinde daha önemli olduğunu gördüğüm için fiyatın olduğu taraftaki 3'ü işaretliyorum. Son olarak zaten kalite ile teslimat kalmıştı. Kalite ile teslimatın olduğu yerde de 5 yazdığını görüyorum. Kalite ile teslimat. Dolayısıyla kalitenin olduğu taraftaki 5'i işaretliyorum. Böylelikle ana kriterlerimin değerlendirmesini yapmış bulundum. Buradan değerlendirmeleri tamamladığım completed comparisons'ı işaretleyebiliriz ve burada hemen sonuçları görmüş oluyoruz. En önemli kriterin kalite %56 ile %19'da firma özelliklerin, %17 ile fiyatın, %6 ile ise teslimatın olduğunu görüyorum. Yine bir ufak bilgi daha var burada. Inconsistency, yani tutarlılık oranı %10'un altında.
çıkması beklenir. AFP problemlerini çözerken buradan da eğer değerlendirmelerde şuradaki sayı %10'dan daha yüksekse bu değerlendirmenin tekrar yapılması gerekir. Şu an %10'un altında olduğu için herhangi bir problem yok. Değerlendirmelerin tutarlı olduğunu söyleyebilirim. Ana kriterler için yaptığım değerlendirme bu. Tabii ki bunu tüm diğer kriterler için yapmak gerekiyor. Hem buradan Choose Not'tan da seçebilirsiniz. Tüm alt kriterleri ve onların altındaki kriterleri. Ya da bu pencereyi kapatıp tekrar burada örnek veriyorum kaliteye gelip Pairwise Comparisons'a bastığınızda zaten kalitenin alt kriterlerini kendi içerisindeki karşılaştırmasını ister bizden. Hemen gelelim buradaki dosyaya. Kalite alt kriterlerini kendi içerisinde karşılaştırırken nasıl bir değerlendirme yapılmış? Servis kalitesinin ürün kalitesinden 5 düzeyinde daha önemli. O halde servis kalitesinin olduğu yerdeki 5'i işaretleyip şöyle biraz da büyütelim. Değerlendirmelerimi tamamlamış oluyorum. Burada zaten sadece iki kriter olduğu için ve tek bir değerlendirme yapıldığı için herhangi bir tutarsızlık olmuyor ve önem ağırlıkları bu şekilde elde edilmiş oluyor. Buradan hemen servis kalitesine gelelim. O halde kalite boyutunu da halledeyim. Daha sonra diğerlerini yapmayacağım. Bakın servis kalitesine tıkladığımda şu kısım Word dosyasındaki servis kalitesine göre tedarikçi alternatiflerin karşılaştırıldığı yerdeyim ben. Burada B tedarikçisinin A'ya göre 3 düzeyinde, C'ye göre de 5 düzeyinde önemli olduğunu görüyorum. Hemen B'nin C'den 5 düzeyinde önemli olduğu için buradaki 5'i işaretliyorum. Ve A'dan da 3 düzeyinde önemli olduğu için B tedarikçisi bu kritere göre buradaki 3'ü işaretliyorum. A ile C'nin karşılaştırılmasında ise satırdaki sütundakine göre kıyaslama yaptığım için A ile C'nin kesiştiği yerde 3'ü görüyorum. Dolayısıyla A'nın C'den servis kalitesine göre 3 düzeyinde daha önemli bir, daha iyi bir alternatif olduğunu söylemiş oluyorum. Bu değerlendirmelerimi de tamamlıyorum ve burada yine tutarsızlık oranı kontrol etmem gerekiyor ve burada da servis kalitesi yani alt kriterine göre buradaki kriterlerin hangi alternatifin daha iyi olduğunu gösteriyor bize. Hemen ikinci kalitenin altındaki ikinci alt kritere de gelip bu işlemi tamamlayayım. Ürün kalitesine geldim. Ürün kalitesine göre bu şu kısımdaki değerlendirmeleri aktarmam lazım. Yine B'nin A'dan 5 düzeyinde önemli olduğunu görüyorum. B'nin olduğu yerde, B ile A'nın olduğu yerde B'ye yakın taraftaki 5'i işaretliyorum. B'nin C'den 3 düzeyinde önemli olduğunu görüyorum. B ile C'nin olduğu 3. satırda 3'ü işaretledim. A ile C'ye baktığımızda da C'nin A'dan 3 düzeyinde daha önemli olduğunu görüyorum. O halde C'ye yakın olan 3'ü işaretlemiş oluyorum ve değerlendirmelerimi tamamlıyorum. Burada da yine tutarlık oranı %10'un altında olduğu için herhangi bir sıkıntı yok ve değerlendirmelerimi tamamlıyorum. Şimdi videoyu çok uzatmamak adına ben bunları yaptım. Her kriter için, her alt kriter için yaptım. Fiyat, teslimat ve firma özellikleri için bunları yaptım. Şimdi o yaptığım dosyayı açıp oradan devam ediyorum. Tamamen bu işlemlerin birebir aynısı. Yani fiyat için, teslimat için, firma özellikleri, alt kriterler için bu işlemleri tekrarlıyorum. Şimdi ben yaptığım dosyayı açayım. Çok uzatmamak adına. Burada kaydetmiştim. Açıyorum. Tüm değerlendirmeleri yaptığım dosyayı açtım. Az önceki dosyanın zaten aynısı burada. Şimdi çözüm değerlerini görüp bunu yorumlayalım. Yani ikili karşılaştırmaları Super Decisions programına aktardığımızda bize direkt sonuçları program vermiş oluyor. Herhangi bir işlem yapmış olmuyorum. Sadece ikili karşılaştırmaları düzgün bir şekilde programa tanımlamam gerekiyor. Varsa bir tutarsızlık, %10'un üzerinde bir değer varsa o ikili karşılaştırmaları yeniden gözden geçirmesi gerekiyor. Şimdi Competitions menüsü altındaki Priority'ye tıklıyorum ve sonuçları burada görüyorum. Hemen sonuçlar üzerinde konuşalım. En iyi tedarikçi alternatifinin B alternatifi olduğunu burada görüyorum. %53,1 ile yaklaşık B tedarikçisi en iyi tedarikçi alternatif olarak karşımıza çıkıyor. %24,4 ile C, %22,4 ile ise A
tedarikçisi 3. sırayı almış oluyor. Böylelikle AHP ile tedarikçi seçim probleminin sonuçlarına göre en iyi tedarikçi alternatifi B olarak kabul ediyor. C, A şeklinde sırasıyla devam ediyor. Benzer şekilde ana kriterlerin ve alt kriterlerinde önem ağırlıklarını görebiliyoruz. Şimdi kriterlerim, ana kriterlerim firma özellikleri, fiyat, kalite ve teslim hattı. Buraya baktığımda, yani şuradaki şu dörtlü bölgeye baktığımda en önemli kriterin, yani tedarikçi seçim problemindeki en önemli kriterin %56,4 ile kalite olduğunu görüyorum. Firma özellikleri %19,1, fiyat %17,8, teslim hattı ise %6,5 olarak yaklaşık görmüş oluyorum. Bunlar da ana kriterlerimin önem ağırlıkları. Alt kriterlerin kendi içerisindeki önem ağırlıklarına baktığımda ise örnek veriyorum, firma alt kriterinin altında referanslar, kurumsal imaj ve bilgi sistemleri altyapısı vardı. Bu kısma baktığımda bilgi sistemleri altyapısı %27,8 çıkmış. Kurumsal imaj %64,9 çıkmış. Referanslar ise %7,1 çıkmış gibi. Diğer tüm alt kriterler içinde buradaki önem ağırlıklarını görmüş oluyoruz. Böylelikle herhangi bir işlem yapmadan sadece hiyerarşik yapıyı Super Decisions programına aktararak ilişkileri, yani buradaki bağlantıları sağlayarak Node Connections From'dan ve ikili karşılaştırmaları, yani Pairwise Comparisons'ları programa aktararak direkt çözüm değerlerini elde etmiş oluyoruz. Excel'de çözseydik daha formül yazmamız gerekecekti. Biraz daha hiyerarşik yapı nispeten uzun olduğu için bizi daha fazla uğraştıracaktı çözüm. Dolayısıyla Super Decisions programı AEP problemlerinin çözümünde oldukça bize kolaylık sağlıyor. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Video ile alakalı yorum yapabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca kanalımıza abone olabilirsiniz. Böylelikle gelecekte yükleyeceğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.